Baba... Evet, çok iyi. Mahmut Tuncer şu anda burada ne dolaplar dönüyor. Ben neyin içine düştüm bakışlarıyla etrafı süzüyor. En azından kendimizi derler toplardık. Bak Mahmut Bey böyle yani bir anda gelince... Onu ben düşünemedim hakikaten. Oğlum siz de biliyorsunuz diye önceden bir şey yok. Ah benim bu kızımın böyle ah. Olsun yani şey... Ablam nerede? Ablam nerede ablam? Annen Ayşe arkadaşın çağırıyor. Aylin, bu durumun seni ne kadar sıkıntıya soktuğundan bahset ve biraz Dilan'a tepki göster. Dilan'cığım ben hiçbir şey anlamadım. Biz seninle bu arada tanışamadık. Ne zaman ben, yani Levent çok bahsetti Aylin senden ama. Tanışayım hemen. Hayır. Hoş geldiniz. Yani tekrar. Şeyi anlayamadım. Benim sana... Bana sizi yakından görmek keyif verdi ama böyle olmaması lazımdı. Bizi mi kazıkladıysa? Hayır, ben de şimdi biraz zor durumda kaldım Mahmut abi. Ben daha zor durumda kaldım. Evet, Mahmut Tuncer de zor durumda kalmış arkadaşlar. Yaptığınıza bakın yani, teessüf ederim. Evet. Ben de zor durumda kaldım. Hayır, kim sen haberi? Hayır, biz de zor, hepimiz zor durumda bıraktık ya. Hayır, haberleri... ya şöyle, benim onu çok sevdiğimi biliyorlar. O da beni çok seviyor. Zaten babam benim mutluluğumu istiyor. Bunu da biliyoruz. Annem de geliyor. Ben her şeyi organize ettim. Hiç sorun yok. Tam bunlar Mahmut Tuncer'in çileden çıkarmalı cümleler. Ayağınıza sağlık. Hoş geldin. Şimdi babanın haberi yok. Şimdi ben buna katılıyorum da annenin de belki haberi yok. Aslında herkesin haberi var da. Bu işler zoraki olan bir işler olmaz. İki taraf birbirini sevebilir. Evet. Evet. İki taraf birbirini sayabilir. Anneler, babalar bunları idrak etmesi lazım. Hazırlıklı olması lazım. Ya şimdi biz de çok zor durumda kaldık. Ya ben Levent'in ismini Dilan'dan bol bol duydum. Onunla ilgili biliyorum. Doğru bir durum asla yok. Yani Levent'in sözünü güldük biz de. Bizim için çok önemli Mahmut abi. Çünkü rica ettik Mahmut abi. Ben anlatayım mı? Tamam. Yani burada bir tecrübesizliğim var tabii. İnsan babasının annesini ya birazcık. Anne baba der ki gel istesinler. Annenden mi çekeyim? Annemiz Serap Hanım. Komşu kızı Melek'le geliyor şimdi. Program devam ediyor mu? Doğru. Ben... Bu sene iki yerde teklif aldım da. Nerede izleyeceğiz sizi? Şimdi ben mesela bir projem vardı şeyde. Antalya'da Guinness Rekorlar kitabına girecek bir halay projesi. Ah. Anneciğim. Kaç kişiyle? Annem geldi. Merhaba. Mahmut Bey'i tanıyorsun. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Bize bakma hiç, bizim de haberimiz yoktu yani onu söyleyeyim de. Bir tek Dilan'ın haberi varmış, bir de galiba Çağıl'ın haberi var. Ne oluyor? Size geldiler, ben Zekeriyaköy'de oturuyorum. Erhan Beyler bizim aile dostumuz. Yani daha doğrusu dayı yegen gibiyiz. Oğlumuz da geldi, birbirlerini çok seviyorlarmış. Kız istemeye gidecek. Ve ben de... Mahmut abi de sağ olsun bizi kırmaz, kırmadı. Olarak... Kaç tane kız istediniz? Şimdiye kadar 1200 seneyi geçtim. 1200? 1200 mü? İnanılmaz bir rakammış bu. Vallahi her birine birer cumhuriyet altını artık düşün sen. Na, o zaman zorluyorsunuz siz birazcık. Yok zorlamıyorsunuz. Zorlar olmaz tabii. Herhalde böyle bir sürprize herhalde sizden başka kimse yapamaz diye düşündüler. Çünkü benim böyle bir şeyi kaldıramayacağım herhalde biliyor kızım. Evet. Bu kadar habersiz. Bizim sizin haberiniz yani var diye biliyoruz. Biz sizin yok. Haberiniz var diye biliyoruz açıkçası. Yani bize de... Bu oyunun bir sebebi oldu. Sen misin? Anneciğim benim ama zaten sen Levent'i biliyorsun. Çok... Ben biliyorum da Levent'i bu duruma geleceğimizi ben nereden bileyim kızım ya? Anneciğim bir durum yok ki zaten. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şok halindeyiz adama bak. Şok halindeyiz. Abla, ama bizim abla, zaten... Tamam, abla, sen... Tek istediğimiz hani bu bildiğiniz... Şimdi ben başlarını söylüyorum. Bunu kız isteme kabul edin. Bence Levent de. Levent kardeşimiz burada genç. Levent kardeşimiz geldi. Bunlar birbirlerini seviyor. Evet, Mahmut Tuncer. Evet. Yılların vermiş olduğu kız isteme tecrübesiyle duruma el koydu. Ve bir dengelemeye çalışıyor ortamı biraz ama zor tabii. İsim olarak tanıyorsunuz. Bahsetti, evet. İş olarak tanımıyorsunuz. Tanımıyorum, evet. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Ve şu anda istemeye geldik, farz etmeyin tanışmaya geldiler farz etmeyin. Hı hı. Siz bir düşünün, taşının. Yani birdenbire kız istemek öyle kolay iş değil. Cavit, bir dayı olarak sor bakalım nasıl geçindirecekmiş, işi gücü neymiş bu Levent'in? Nasıl geçindireceksin kızımızı bizim? Ama dayı bu da abi. Böyle bu kadar sorulur mu? Ama sorulmaz mı? Dilan cevap verebilir mi? Dilan cevap verebilir mi? Ama sorulmaz mı bu? Bir rahat rahat sorulacak. Yok. Abi evliliğe... Koçacak bir şey. Evliliğe...
hazırlık yapıyorsanız bir ailenin geçinmesi için belli bir şey var. Tabii ki büyükler sonra... Ailemin hali vakti yerinde zaten de Dilan. Ama benim ailem zaten bunu karşılayabilecek durumda şu an. Dilan'cığım hayır, biz buna ihtiyacımız yok. Neyi karşılayacak? Nasıl yani? Yani bir takım hani benim evliliğimi ne bileyim hani... Ama... Yuva öyle kurmama... Evlilik böyle midir ya Dilan? Ya öyle şey böyle olur mu Allah aşkına abi? Evlilik böyle midir ya? Hayır, hayır. Şimdi Levent... Kötü bir şey değil ki bu. Hayır canım, ne münasebet, biz kimseden yanında, bir şey beklemiyoruz. Bunun erkeğe adamın yanında konuşması bile. Levent, bir müzisyen olarak artık biraz alsız eline. Kendini anlat biraz. Güven ver dosta düşmana. Görelim bakalım nasıl bir damat adayısın. Dilan... Siz böyle mi konuştunuz kızım aranızda? Hayır, hayır, hayır böyle bir şey konuşmadık anne. Dilan'cığım bir saniye bana bırakır mısın? Tabii aşkım. Efendim ben... Taksim'de sahne alıyorum. Eyvallah. Barda... Müzisyensin yani. Müzisyenim evet, solistim daha doğrusu. Yani çok... öyle bir yere getir ki Levent. Sonuçta ben yani bu kızı almadan buradan gitmeme kadar gelsin iş. Dilan'ı bize isteyip gidemezsek daha bunun şeyi olmaz. Ben çok iyi biliyorum yani. Bence de olmaz. Bu yol çıkmayacak yani, düze çıkmayacak. Cavit kahve yapmasını iste Dilan'dan. Sanki anne babayı... kızı vermeye değil de söz yapmaya ikna etmişsin gibi bir hava yapalım. O zaman şöyle bir şey yapayım mı? Ben de araştıracağım. Beni buraya getirdi, ön ayak etti. Siz tanımıyorsunuz. Ben tanımıyorum. Ben daha yeni gördüm. Hiç tanımıyorsunuz. O zaman ben onu araştıracağım. Ben biraz kahve ona güvendim acaba mı diye düşündüm ama... Dilan, hadi git kahve yapın gelin. Hadi kızım, hadi. Kahveleri. Hadi Dilan, kahveleri. Böyle bir zaman zemin ayarlamak için bir araştırma hele bakın. Nedir? Hangi yöndendir, hangi... O zaman biz iletişimi kopartmayalım sizinle. Sizinle iletişimi kopartmayalım. Siz benim düşüncemi herhalde anladınız. Ben evet, Allah'ım dedektif takacak Mahmut Hoca Erteş. Kahveler bir yapılsın da. Siz beni buraya getirdin. Abi biz... Bir merdiven yaptınız. Yok abi, sen istediğin gibi araştır. Abi ben şimdi şeyini söylüyorum. Olur mu öyle şey? İşin ortasını söylüyorum, açıkta. Niye merdiven yaptın Mahmut abini? Bir söyle bakayım. Yani sen Erhan abinin oraya gidiş gelişlerinden falan filan da ben... Ben Erhan abinin oraya iki kere gittim, ben kaç kere gittim. İkisinde de sen yoktun. Olur mu abi? Hangisinde vardın? Karıştırmadım abi. Neyle tanıştın lan hayvan etiyle? Tanıştım. Kafamda 4000 tane türkü var. Buraya kadar gelmişken isteyelim bari de. Aynen. Verirler vermezler, biz görevimizi yapalım. Ya buraya kadar yani, geldik istememizi yapalım zaten. Mahmut abi. Mahmut abi. Buraya kadar yani, geldik istememizi tamam, yapalım. Verirler vermezler, o ayrı. İşte Mahmut abi yani ben de sizinle bugün sanatla ilgileniyorum yani. Bilmiyorum biliyor musun ama Taksim'de Mis Sokak'ta barda çıkıyorum yani. Şeyde ve albüme gireceğiz. Sen de çok iyi biliyorsun ama bir şarkı patladı mı milyon dolarlık adamsın. Yani. Yok ben de 40 tane patladı hiç bilmiyorum. Var. Olur mu abi yani? Erhan bir şarkı söyletsene Levent'e biraz yumuşasın ortalık. Bir dinleyelim sesini de. Bence bir şarkı söylesene. Ya Mahmut abi ben sesini duyalım. Kaba biri değil mi? Stüdyoda söylüyordu fena değil sesi ama. Nasıl olmaz? Ve otur. Aramızda.